Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Ya ben bazı parçaları altta böyle duptus 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 olmadan böyle gitarla daha mı çok seviyorum ya? Bana mı öyle geliyor? Ne? Daha bir rahatlatıyor yani. Zaten bütün yaptığımız çalışmalar hep o ilk halini anımsatabilecek olan şekilde kalsın diye çok uğraşıyoruz. Yani başka faktörleri devreye soktuğumuz zaman o samimiyet kayboluyor bir şekilde. Evet, hani büyük hani kayboluyor. Ben de söylerken o kadar samimi söyleyemeyebiliyorum burada yaptığım gibi. Bilmiyorum neden olduğunu. Ama şu çok samimiydi. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim Beyaz. Çok sağ olun. Size de çok teşekkür ederim. Evet. Fatih ile hani sohbet edeceğiz ama söz ne zaman Fatih'e gelse surat şu anki gibi oluyor Fatih'in hocam ya. Hocam bir şey var. Söyledim mi söylemedim mi bilmiyorum ama söylediysen de bir aç konuyu ben de mi? Ankara'da şöhret olmakla İstanbul'da şöhret olmak arasında fark var mı? Varmış yani ki nedir o? Ben mi söylemişim? Evet. Bunu? Hayır ben öyle bir şey söyledim. Yok öyle mi? Hayır. Abi bir sorun vardı o da gitti. Peki geçiyoruz o zaman. Yok yok. Şeyi de merak ediyoruz. Seni ama yolda... merak ettim ya. Fark var mı Fatih? Ben öyle bir şey söylemedim dedim ya. Biri hayır canım söylememişsin hocam de söylemedin yani. De var mı yani? Yani var mı yok mu? Behzatçı ekibinden olmak ve olmamak gibi bir durum var aslında. Mutlaka öyle bir şey var. Yani hani Ankara'da çekilen başka bir diziye bu olmayabilir. Ankara'da çekilen Behzatçı olduğu için bu oluyor da biraz da. Ama Ankara'daki gördüğün ilgi, alaka veya insanlar daha böyle biraz daha farklıdır. Bu da daha farklıdır. Yani öyle bir şeyi sezdin mi diye soruyorum. Sezdim. Yani öyle bir şey var. Madem zorluyor soruyu cevap vereyim ben. Yani Ankara'da bize daha çok ilgi var. Ankaralı olduğumuzdan dolayı aynı zamanda ama İstanbul'da o kadar değil. İstanbul alıştığı için daha rahatız esasında. Ama bir de Ankara'da rahat. Bir de Gençler Birliği maçına gidiyorsunuz. En son maça gittiniz değil mi hocam? En son. Evet. 4-2'lik maça. Evet. Güzel efsane, maçtı bu. Efsane. Ha? Efsane. Efsane seyrettik. Yani. Evet. Beşiktaşlar var mı aramızda? Kızacaklar biraz ama hani güzel de maçtı. Futbol olarak güzel maçtı yani. Bu sizdeki, sen Gençler Birliği'nde oynamışsın bile doğru mu? Oynamak değil de esasında bir kurs vardı ona gittim. Ya ne diyeceksin bir şey söyleyecek. Kursu okumuşsun oynadım yani okudum de. Gördüm evet kaledeydim koçlar oynadım gibi de. O dönemde mücadele ettim. Gençler Birliği'nin kalesini korudum gibi bir durumda değildim olsun. Yani. Yok öyle olmadım. Bir kursa gittim sen niye öyle sen mı? Bana gıcık mısın arkadaş ya? Niye ya? Sen niye bana niye böyle davranıyorsun sen ya? Soru soruyorum sana ya. Oynadım da ya oynadım da oynadım ya. Beyaz. Ah ya abi rahat. Allah Allah ya. Çok oynadım. Nasıl oynadım? Başka da yıllar şey yıllar. Başka da bir şey sormayayım. Evet soracağım soracağım. Devam edeceğim. Daha bunları biliyor musunuz? Daha var ama. Hocam Behzatçı Erdal'a mı bir şeyler yani katmıştı mı? Ama Erdal Beşikçioğlu Behzatçı'ya ne kattı? Vallahi katmıştır da ne kattığını bilmiyorum ya. Gerçekten bilmiyorum. Bildikleri yerden bir soru soracağım ama tam ben de onu denk getiremedim. Ya şimdi o abi, kadar biraz o kadar seninle... o kadar ente... Hayır, biraz önce seninle konuşuyorduk ya ben bir soruyu yanlış anladım. Ben sana böyle bir şey zaten soracağım demiştim. Bu soru tam o soru değil demek ki. Erdal Beşikçioğlu'nun Behzatçı'ya kattığı bir şeyler var mı yok mu diye aslında reklam arasında seninle bunu konuşmuştum ben. Tam o değil miydi? Ben kopmuşum orada ya. Ne konuşmuşuz? Bir hatırlasana. Sana güvenip yayına giriyorum ben. Ya ne yapayım ben? Beyazıt yani unutmuşum yani. Ne demişim? Abi ya? Siz ikiniz dinlenin biraz ya vallahi ben... Şuradan devam edelim. Yani şaka peki. Bir tarafa evet. Hakikaten katmışızdır herhalde. Fatih de katmıştır. İyi yazılan bir tekst olduğu için özveriyle çalıştık biz çok fazla. Çok sevdik hikayeyi. O adamı çok sevdik. O adamı sevdiğiniz için de yani kendi içinizden gelen samimi duygularınızı bir de yönetmeninize güvendiğiniz zaman olabildiğince özgür bırakıyorsunuz. Diyorsunuz ki benim hayatımda böyle bir duygu vardı. Ben bunu yaşamıştım. Bunu burada kullanabilir miyiz diye kodlamalarınız var oyuncu olarak kendi içinizde. Bunların hepsini dürüst bir şekilde, samimi bir şekilde aksettirdik biz işimize. Ben böyle yapınca Fatih'in ilk işiydi. O da bunun böyle yapıldığını düşündüğü için o da kendi iç dünyasını, iç samimiyetini getirdiği işe. İnanç keza öyle. Berkant keza öyle. Böyle olunca da samimi bir iş oldu. Bizden bir iş oldu. O yani. Samimi iş zaten ortaya çıkıyor. Bir de bu samimi işin ortaya çıkmasından çok mesela bir şeyi seven demek ki ona o ona benzeyen başka bir şeyi daha sevebiliyor. Yani şunun için söyleyeceğim. Leyla ile Mecnun mesela. Yani gittiniz Leyla ile Mecnun dizisinin içine girdiniz. Orada oynadınız. Ve ben mesela seyrederken bir Behzatçı'ya takılırım. Bir de giderim Leyla ile TRT'de Leyla ile Mecnun'u seyreden var mı aranızda?
Yani seyretmeyen varsa da mutlaka seyretsin. Yani mutlaka. Benim son yıllarda gördüğüm mutlaka. En iyi oyunculuk, en iyi dizi, en iyi yazım. Yönetmeni Onur'u da çok sevdiğim bir arkadaşıma geçmiş olsun dilerim ona da. Ancak evet. Üslubu biraz daha farklıdır. Absürt bir üslupta gerçekleşmiştir. O size, seninle konuştuğum hikayeyi hatırladım tabii ki. Yani o gizemle ilgili bir işten bahsetmiştik. Beyazıt'la konuşurken ben çok fazla programlara katılmak istemiyorum dedim. Şu son 1,5 ay içerisinde çok fazla programa katıldım. Oysa ki Behzat Ç'nin gizemi aslında Erdal Beşikçioğlu'nun sağda solda çok fazla konuşmamasından da kaynaklanan bir tarafı vardı. O yüzden ben yani beyaz olduğu için koşa koşa geldim. Eyvallah, teşekkür ederim. Yani şuradan da söyleyeyim arkadaşlara, bu sezon içerisinde artık benim kapanıp Behzat Ç bir Ankara polisiyesi, onu çalışmamız gerekiyor ve sanırım bir daha programlara da çıkmak gibi bir durum söz konusu olmayacak. En azından bir sezonluk durumda. Çünkü gerçekten çok zor bir sezon bizi bekliyor. Abi ben son derece hak veriyorum. Bizim programımıza da gelemeyen, çağırdığımız ama gelemeyen dizi oyuncuları oluyor. Yani gelen de ağırlamayı da elimizden geldiği kadar evde ağlıyormuş gibi ağlıyoruz. Sizin buradan görmenizi isteriz. Onların sohbetini de görmenizi isteriz. Ama gelmeyen de çok büyük bir anlayışla karşılıyoruz. Yani nihayetinde dizi filminin içinde bambaşka bir karakteri oynarken orada çıkıp da devamlı görünmesi o karaktere de biraz zarar verebiliyor. Yani. Ya üstelik kendimi de görmek istemiyorum ben. O dünyanın içerisinde yaşadığım için ben o sezon içerisinde bir anda kendimle karşılaştığım zaman ya ne kadar saçma sapan bir herif diye kendime de kıza veriyorum yani. O yüzden çok fazla görünmek istemiyorum. Peki. Gizemi içinde kalsın niyetindeyim Behzat Ç'nin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,